Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serimde devamlı kutsamalardaki özellikler hakkında konuşacağız, göstereceğim, nerelerde kullanabilirsiniz gibi. Bu serimiz böyle devam edecek arkadaşlar. Ve bu videomuzda kükürt taşı kutsamasını anlatacağım sizlere. Nerelerde kullanabilirsiniz, hangi tarz kahramanlara açılması daha doğru olur gibi. Böyle elimizden geldiği kadarıyla ee, tek tek özellikle böyle önemli olan, hoşuma giden, e, sizlere yararlı olacağını düşündüğüm kutsamaların videolarını hazırlamaya çalışacağım. Bugünkü kurt taşını hazırlayacağız ve kurt taşının özelliğinden hızlı bir şekilde bahsedelim. Bir ce ceza vuruşu dezavantajı veriyor rakibi. Bu ceza vuruşu dezavantajı sayesinde rakip ekstra bir hasar alıyor. Arkadaşlar Klambos'ta kullandığım çok şahane hasarlar çıkartıyor. Drakoma şu an kullandım. Bildiğiniz gibi bu kutsamayı... Kükürt taşını sadece efsanevi kahramanlarda açabiliyoruz. Yani epik kahramanlar açamıyor maalesef ve nadirler de açamıyor. Onun bilgisini verelim. Alt oranlarına baktığımız zaman %20 ihtimalle bir dezavantaj vurma e, şeysi var. Ceza vuruşu dezavantajı verme şansı var. Ve yıldızlar arttırdığımızda bu ihtimal artıyor. %70 ve %100 şeklinde şu an bir yıldızlı bir ceza vuruşu dezavantajı açtım drakonun üzerine. Peki nerelerde işime yarar? Hemen anlatayım arkadaşlar. Ekstra bir bonus hasar dedim ya. Yani Klambos'un Max HP üzerinden hasar vuruyor. Bildiğiniz gibi ceza şeysi dezavantajı. Evet şurada gösterebiliriz neredeydi. Evet. Göktaş'ı etkilenen şampiyonun Max EP'sinin %25'ine eşit hasar ve aynı zamanda diğer tüm düşman şampiyonlarının Max EP'sinin %5'ine eşit bir hasar verir diyor. Zaten Max EP'lerine göre bir hasar vurduğu için Clan da HP'si yüksek olduğu için yüksek hasarlar vuruyor. Bir tek Clan Boss'ta değil zindanlarda veya diğer tüm baş patronlarda kullanılabilecek güzel bir bonus hasar diyebilirim. Tabii ki bir yıldız olduğu için ihtimal düşük ama verdiğinde güzel hasarlar veriyor. Şimdi arkadaşlar bir yıldızlı drakomuzu klan boss takımımızda kullanacağız. Ve aynı zamanda bir kez de zindanlarda kullanacağız. Hasarı sizlere anlatmaya çalışacağım. Göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. ve Çünkü e, klanımdaki arkadaşlarıma baktığımda Birkaçı yanlış ustalıklar açmış. Mesela örnek vermemiz gerekirse şeyler kutsamalar açmış. Şöyle bakalım. Efsanevilerine bakalım. Evet arkadaşımız gördünüz mü? E, ceza vuruşu dezavantajı şey ustalı şeysini açmış. Kutsamasını burada. Çok güzel ki hasarda oldukça güzel çıkmış. Evet şöyle inelim başka. Evet. Şöyle inelim. Pardon şöyle ultra kabusa vurdum ben kabusta göstereceğiz. Çünkü kabusu anahtar kullanmadım arkadaşlar. Evet şöyle kabusa bakalım. Kabusta örnek vermemiz gerekirse. Evet Ninja'ya açılmış doğru ama ikinci sıradaki arkadaşımız görmüş olduğunuz gibi. Bence bu efsanevi kahramanı Jintora'ya ceza vuruşu dezavantaj şey, kutsamasını açsın. Aradaki hasar var farkını gerçekten de görecek. Tabii ki bu da güzel ama epiklerde açılabilecek bir kutsama. Burada da bir bonus hasar var ama bu biraz düşük, minik bir bonus hasar. Ama ceza vuruşu dezavantajı aldığında rakip özellikle baş patronlar çok güzel hasarlar çıkartıyor. Şimdi girelim hızlı bir şekilde. Ultra kabusta eee şey kullandım bugün anahtar ama kabusta anahtar kullanmadım. Kullanırken de aynı zamanda sizlerle video hazırlayayım dedim ve şöyle hızlı bir şekilde şu takımımızı işaretleyelim. Evet, full oto olarak başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hemen başladık ve dezavantajı verdik. Şu an bakın, bakın. Bakın arkadaşlar, şu an şu 250'lik hasar ceza vuruşu dezavantajı sayesinde geldi. Yani bu 250'lik hasar ne demek oluyor biliyor musunuz? 250'lik hasar zehirlerden vermiş olduğumuz yani ekstra 4 tane bir zehir hasarı diyebiliriz. Şimdi birazdan bir daha göreceksiniz. Evet, bir daha göreceksiniz. Bakın arkadaşlar şunlar zehir hasarı şunlar ama şu 250'lik bizim ee, açmış olduğumuz kutsama sayesinde giden bir hasar. Yani bu 50 tur boyunca drakomuz dezavantajı verdiği sürece. E, tetiklenecek. Tabii ki dezavantaj vermesi gerekiyor, vuruş yapması gerekiyor ve her vuruşta ihtimal yüzde 25 değil mi? Yüzde 25 e, bu dezavantajı verme şansı var. Ki 50 turda da en azından 10 tane bile tutsa, yani o da bir buçuk milyon'a yakın hatta fazla bir hasar demek oluyor arkadaşlar, değil mi? 2 kere tutsa ki bu iki turluk, 10 kere tutsa yani 20 kere almış olacağız. O da. Ee, ne oluyor 4-5 milyon bir hasar artışı demek oluyor vurmuş olduğumuz normal hasardan daha yüksek Şimdi bakın Bakın arkadaşlar Şu zehir hasarlarımız gitti ve son gökten bir hasarla 250'lik hasarın sahibi oldu. Bir tane kutsama sayesinde bir yıldızlı kutsama sayesinde O yüzden arkadaşlar Klamboz takımınızın içerisinde efsanevi kahraman var ise kesinlikle Ceza vuruşu dezavantajı veren kutsamayı açın hasarınızı ciddi anlamda arttıracağına inanabilirsiniz 50 tur boyunca. Evet ihtimaller üzerinde konuşuyoruz. Bu hani 10 kez gerçekleşir dedik. Belki 15 olur belki 8 olur. Onun için bir şey diyemeyiz ama genel olarak ne olursa olsun bir kere bile ceza vuruşu dezavantajı verse hasarımıza katkı sağlayacaktır. Evet şimdi örnek veriyorum. Vermedik şu an. Zaten full 10 tane zehir şeysini doldurduk. Yok bir tane eksik varmış. Evet vermemiş bakalım belki bunu da verir. Evet zayıflatma, defans azaltma, vuruş yapmadığı için ee, olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Vermedi. İhtimalimiz tutmadı. Her seferinde verecek diye de bir şey yok. Evet şimdi verdi arkadaşlar karşı müttefik saldırıda verdi 2 turluk güne bir e, vuruş yaptığımızda e, iki turluk klambos vuruş yaptığında etki olacak Evet Bakalım son bir kez daha Hop 250 Banko 250 hasar demek 5 tane zehir ekstradan 5 zehir yani şu 5 zehirin almış olduğu hasarı alıyor tek başına şu dezavantaj Evet arkadaşlar şimdi bura, burada videomuzu sonlandıralım. Hasarımızı görelim. Sonra ee, şey yapacağız. Ejderha yuvasında deneyeceğiz. Ejderha'nın 25. bölümündeki baş patronuna vurmuş olduğu bu dezavantaj sayesinde hasarı göreceğiz. Sonra da videomuzu sonlandıracağız. Son ee, yorumlarımızı yapıp videomuzu sonlandıracağız. Kükür taşı kutsamasıydı değil mi arkadaşlar bu ee, ceza vuruşu dezavantajı? Zaman zaman verdi. %20 ihtimal de olsa yani hatta çoğu zaman verdi diyebilirim. Yani 3-4 yıldızda olmuş olsaydı drop'umuz çok daha rahat bir şekilde bol bol vermiş olacaktı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde de hasar çıkartıyor. Zaten 250-250 her tur alıyorsunuz dezavantajı verdiğiniz sürece. Yani o da ne demek oluyor? O da ne demek oluyor? Yani 50 turda 20 kere bile vermiş olsanız yaklaşık 5 milyon hasar artışı demek oluyor. Normal hasarınızdan ekstra bir hasar. Arkadaşlar sersemletmede herhangi bir şekilde tetiklenmiyor bu hasar. Ama şu alan vurusunda, boss'un alan vuruşunda her zaman 250 fix dezavantajı verdiğiniz sürece hasarınız var. Peki dezavantaj artıyor mu? Artmıyor arkadaşlar. Yani bir tane efsanevi kahramanınıza bu kutsamaya atsanız yeterli olur. Çünkü da var ama Draco üst üste vurduğu zaman yani bunu tekrar iki yapmıyor. Bu sabit bir de kalıyor. Bitiyor sonra tekrar Draco ihtimal tuttuğunda tekrar bir daha yeniyor. Yani iki efsanevi kahramanı kullanarak e, kullanayım da daha bol bol versin demeyin vermiyor vermez yani bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle vermez artmadığına göre şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 47. turdayız hasar olarak birazdan bakacağız e, bu bonus hasar Drako'ya yazılıyor büyük bir ihtimalle Drako'nun hasarını etkileyecektir orada da görmüş olacağız yani. İnsan yemli takımlarda e, efsanevi kahraman daha doğru şöyle söyleyelim efsanevi kahraman olmadığı klambos takımlarına maalesef bu dezavantajı veremeyeceksiniz. Epik kahramanlarda olmuyor. Ama takımınızın içerisinde bir tane bile efsanevi kahraman dahi olsa ki kutsarsanız kesinlikle Klambos kahramanıysa ninja olur Drako olur. Biraz önce Jintora'yı gördük. Farklı bir bonus hasar açılıydı. Yani içerisinde bir tane bile efsanevi kahraman olsa kesinlikle bu kutsamaya açın derim. Ki bir tek Klambos'a değil baş patronlar da güzel hasarlar çıkartıyor. Birazdan Ejderhada da deneyeceğiz Drako'yu. Oradaki baş patrona Ejderhada ekstra bonusunu da göreceksiniz bonus hasarını. Orada da güzel işler yapacak. Evet, şöyle bitirelim. Şu an 49. turdayız. Evet, 49. turdayız. Son vuruşlarımızı yapıyoruz. 103 milyon bir hasar. Oldukça güzel. Yani en kötü ihtimalle şu an 4-5 milyon bir hasar yüksekini, e, hasarımızın yüksek çıkmasını sağladı, en kötü ihtimalle. Evet, bakalım. 45 milyon benim drakom 35 37 lan vuruyordu öyle hatırlıyorum ben e, 45 milyon bir hasar vurmuş Tabii ki kutsamanın faydası var e, Fahri 2'nin faydası var ama kutsamanın da faydası var Arkadaşlar şimdi şöyle geçelim tekrar e, takımlara göz attığımız zaman şöyle bakalım burada örnek olarak sizlere göstermeye çalışacağım Evet ultra kabus değil de kabustan bakalım Evet Ninjaya açılmış güzel değil mi bizim kutsamamız açılmış ninjaya yani doğru bir şekilde yapmış birinci sıradaki arkadaşımız. Evet ikinci sırada üçüncü sıraya düşen arkadaşımız gördünüz mü? Bu da yapabilir kutsamasını ee, ceza vuruş kutsamasından açtığında hasarı inanın burası üstü olacaktır arkadaşlar. Buna net bir şekilde inanabilirsiniz. Epikler için ideal ustalık ise kesinlikle şu şeyde... E Acı sorumlusunda, şu insan yende, şu arayıcıda falan açılan ustalık, şu arkadaşımız çok güzel açmış ustalıklarını. E, şu an için bence en idali bunlar. E, yani şurasının değiştirilmesi gerekiyor. Bunu şuna çevirecek. Bu da ekstra bonus da bu e, 22 milyon 22 bin falan vuruyor? 250 bin vuran e, bu ustalık değil arkadaşlar. 250 bin vuran şu ustalık. E, pardon şey kutsama onu açmamız gerekiyor. Evet umarım anlamışızdır. Evet buradaki arkadaşımız da doğru açmış. Evet birçok arkadaşımız doğru açmış ama birkaç tane arkadaşımız da yanlış açmış elbette. Onların düzeltilmesi gerekiyor. İlla ki ölümlü tak, ölümsüz takım olacak diye bir şey yok. Ölümsüz takımlarınıza da bunu açabilirsiniz. Ölümsüz takımınıza da açtığınızda hasarınızı etkileyecektir. Evet arkadaşlar lafı uzatmadan hızlı bir şekilde ejderhada da deneyelim. Ejderhada da deneyelim sonra videomuzu sonlandıralım. Evet, Ejderha giriyoruz. Şöyle dönelim tekrar. Evet arkadaşlar, takımımızı böyle hazırladık. Hemen giriyorum. Ejderha'da da ve diğer baş patronlarda da bu e, kutsamaya açtığınızda kahramanlarınızdan verim alacağınıza inanabilirsiniz. Tüm bölümlerde yani bir tek e, Ejderha değil yani arkadaşlar, baş patronların tamamında örümcekle vesaire dezavantajı verdiğiniz sürece faydasını göreceğinize inanabilirsiniz. Yani kullanabileceğiniz çok güzel bir dezavantaj. Özellikle baş patronlar için. Tabii ki arenada da değerlendirilebilir. Denenebilir. Denemedim açıkçası ama denenebilir. Belki arena kahramanına da kullanılabilir. Hasar ne kadar vurur? %5'ti değil mi? Max HP %25 miydi? Yani %25'lik bir hasar vuracak. Evet. Verdik mi? Veremedik. Şu an otodayız. Bakalım. Evet. Vermesini bekleyeceğiz. 25. bölümdeyiz. Evet, bosun rengi kırmızı. Şu an verdi arkadaşlar. Bakın, şimdi hasarı göreceksiniz. Evet, 325.000 bin, 325 bin hasar vurdu. Açmış olduğumuz dezavantaj, 325 bin hasar vurdu. Yani Clan Boss'ta 250 bin vuruyordu. Burada 325 bin vuruyor ve ejderhayı seri bir şekilde kesmenize olanak sağlayacak. Hızlandıracak ejderhayı kesmenize. Evet 325 bir kez daha vurdu. Dezavantajı tekrar verdiğinde tekrar aynı şekilde Boz hamle yaptıkça vuracak arkadaşlar. Evet bu sefer veremedik. Drakon'un yıldızını inanın şöyle 4 yıldız yapsam çok daha rahat bir şekilde bu dezavantajı verecek. İhtimali artıyor çünkü %40, %80, %100 şeklinde. 6 yıldızlı yapar isem de %100 şekilde hiç kaçırmadan verecek her seferinde. Bu da şahane bir özellik olacak Drago için veya diğer efsanevi kahramanlar için. Evet arkadaşlar ustalığımızı gördük. Zaten önemli olan ustalığımızı görmekti. Ustalığımızın hasarını görmekti. Geçemeyeceğiz mi? Ne olacak? Evet. Aslında bu takımı şu an video hazırlamak için yaptım da normalde şunun birisine yenilenme seti kuşanabilirdik. Kabir Lord'una. Tüm takım yasa dahi bu tek başına kalır. Yine keserdi ama yine her şekilde kesiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde de kesiyor. O şekilde de rahat bir şekilde kesecekti. Evet şunu satalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda kutsamalarla ilgili video hazırlayın diye devamlı söylüyordunuz ve bu videomuz ilk video oldu kutsamalar ile. Ee, tabii ki devamı gelecek. Bu kutsama kükürt taşıydı. Bir sonraki kutsamamız farklı bir kutsam olur. Yani elimden geldiği kadarıyla böyle işimize yarayacak arenada kullanabileceğimiz kutsamalar, zindanlarda kullanabileceğimiz kutsamalar, işte epik kahramanımıza hangi klan boss takımında kullanıyorsak hangi kutsama aşmamız gerekiyor gibi o tarz videolar mı olacak tabii ki. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir ve e, umuyorum ki eğer sizde yanlış açmışsanız e, klan boss takımınızda efsanevi kahramanınız var ve farklı kutsamada ise kesinlikle ceza vuruşu dezavantajı veren kutsamayı açın. Hele bu 5 yıldız, 6 yıldız veya 4 yıldız hatta 3 yıldız bile olsa, 3 yıldız bile olsa %40 ihtimal de güzel. %20 de güzel de %40 daha güzel tabii ki. Çok daha işinizi görecektir. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.